Merhaba. Zeynep, merhaba. Günaydın. Yavaş yavaş katılım gerçekleşiyor. Çok güzel. Ben de heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. Biraz sayımızı arttıralım. Sonrasında Ecem'i de ekleyeceğim, biliyorsunuz. Beraber konuşacağız. Hoş geldiniz. Arkadaşım Diyabet Online Kamp'tan herkese merhaba tekrardan. Hoş geldiniz hepiniz. Bazı arkadaşlar oradan tabii ki böyle o falan yazıyor Emre'cim. Hocam merhaba, günaydın. Biraz heyecanlıyım. Yavaş yavaş tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Başlayalım isterseniz. Eda Çilingiroğlu ben. 18 yıldır tip 1 diyabetliyim ben de. Şu anda Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Erişkin bölümde diyabet eğitim hemşiresiyim. Güzel tabii bu işin içinde olmak benim için de çok keyif verici. İşin en güzel taraflarından biri tabii Şükrü Hoca ile tanıştıktan sonra kamplara katılmış olmam. İznik'teki kampa ve arkadaşım Diyabet Aile Kampı'na katıldım ve gerçekten çok güzeldi. Şimdi de bu online kampın içerisinde olmak benim için de çok heyecan verici. Belki tanışamadığımız, yollarımızın kesişmediği birçok arkadaşla da tanışacağız. O yüzden çok mutluyum. Heyecanlıyım ben de sizler gibi. Oradan güzel enerjilerinizi yazılarınızla hissediyorum. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş başlayalım vakit kaybetmeden. Biliyorsunuz bugün insülin enjeksiyonu ile ilgili doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Ecem'i ekleyeceğim. Ecem'i pek çoğunuz tanıyor. Tanımayanlarınız da şimdi tanışacaklar. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk endokrinoloji ve metabolizma ve diyabette çalışıyor. Diyabet eğitim hemşiresi o da. Aynı zamanda meslektaşım benim. Onu da ekleyeceğim. Sonrasında beraber insülin uygulamalarını konuşacağız. Evet Emre. Kamp insanı Emre oradan şey yazıyor bana. Sosyal medyayla da tanışmış oldun diyor. Çünkü benim sosyal medyam da yoktu. Yani kampın böyle bir etkisi de var. Hem sosyalleştiriyor hem de sosyal medyaya da katıyor insanı, görüyorsunuz. Ecem'i ekliyorum şimdi. Geldin mi? Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Hoş Sesi duyamıyorum ben ama. Yapalım. Kulaklık da takabilirim. Duyabiliyor musun şimdi? Kulaklığa geçeyim hemen istersen. Şimdi duyabiliyorum. İyi mi şimdi? Tamam. İyi. Ben biraz sizi tanıtmaya çalıştım ama istersen sen de kendini tanıt, bizi tanımayan arkadaşlar pek çok kişi tanıyordur tabii ki ama sözü sana veriyorum. Evet, tanımayanlar için Ecem Can ben. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk diyabet eğitim hemşiresiyim. Bugün Eda'nın da tanıttığı, söylediği gibi aslında insülin enjeksiyonu konusundaki doğru bilinen yanlışlar hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Tamamdır. O zaman artık başlıyoruz. Sayımız da ilerledi. Sonrasında da katılanlar olacaktır muhakkak. Şimdi şöyle,
tip 1 diyabetlerin hepsi insülin kullanmak zorunda ve günde 4 defa kendimize insülin yapıyoruz. O yüzden de insülin kalemiyle enjeksiyon uyguluyoruz ve bazen bu durum, dün de konuşulmuştu, KNG de söyledi, bizim için el yıkamak, yüz yıkamak gibi bir hale gelebiliyor, çok normalleşebiliyor. Böyle olduğunda da bazen bazı noktalar dikkatimizden kaçabiliyor. Bizde de gözlemliyoruz değil mi Ecem? Bazen böyle insülin enjeksiyonu yapılması Kesinlikle. olduğunda aslında bu durum üretimini bazen hemoglobin ABC'yi, kan şekeri regülasyonunu etkileyebiliyor. Aslında her şey doğru olduğunda, orada bir ufak hata olduğunda sorun yaşayabiliyoruz. O yüzden çok önemli bir konu oldu. Bugün de onu konuşacağız Ecem'le beraber. O zaman bize insülin Ses kesik kesik geliyor ama Eda'cığım. kulaklık hemen geçiyorum. Tamam. Tamam. Böyle iyi mi? Şimdi daha iyi. Daha iyi. Tamam. O zaman hemen hazırlanacağım. İnsülin enjeksiyonunu hangi bölgelerden yapmamız doğrudur Ecem? Evet. Aslında burada aramızda olan birçok kişinin bildiği bir şey. Ama belki bazı sınırlamalar yaşıyor olabiliriz kendimize. Yaptığımız dört bölge var aslında. Kol, karın, bacak ve kalça. Kolumuza yaptığımız yerler neresi? Üst ve alt sınırlar, omzun dört parmak aşağısı, dizin dört parmak yukarısının ortasında kalan dış yan alanlar. Ütü çizgisinin dış yan kısmı olmuş oluyor. Biz insülinleri subkutan, yani deri altı yağ dokusuna yapıyoruz. Karında yaptığımız yerde aslında nereyi yapmamamız gerektiğini söylemek belki doğru olur. Göbek deliği hariç kalça kemiğimizin olduğu yere kadar, tişörtümüzün yan çizgisine kadar sağını solunu kullanabiliriz. Üst ve alt sınırlarda iç çamaşır çizgisi ve kaburgaların altı olmak üzere çok geniş bir alan var aslında. Özellikle karında belki eskiden kalan bir alışkanlık olabilir. Karında göbeğin üç parmak ilerisi diye biliniyor. Böyle yaptığımızda aslında birçok bölgeyi es geçmiş oluyoruz, sınırlamış oluyoruz. Ve genelde de karında, özellikle göbeğin üç parmak ilerisinde şişlikler, yumrular oluştuğunu görüyoruz. Daha çok hep o bölgeler kullanıldığı için. O yüzden Orada de şey göbek oluyor deliği galiba. hariç. Orada şey oluyor galiba değil mi Ecem? Mesela üç parmak ya da dört parmak sayılıyor ama hep aynı noktaya yapılıyor. Onu çok görüyoruz değil mi? Eğer evet aslında bu yanlış bir uygulama oluyor. Hem üç parmağımızın olduğu yerlere yapamamış oluyoruz, hem de daha kenarlar, tişörtümüzün yan çizgisine kadar daha geniş bir alan kullanabiliyoruz karında. Belki eskiden kullandığımız insülin enjeksiyonları daha büyüktü, o yüzden böyle söyleniyordu, daha yağlı olan yerlere yapalım. Ama artık kullandığımız insülin enjeksiyonları çok minik, 4-5-6 milimlik genelde iğne uçları kullanıldığı için daha geniş bir alana yapabiliriz. Bacakta Kullanabiliriz. yaptığımız yer, bacaktaysa ütü çizgisiyle pantolon yan çizgisinin ortası, üst ve alt sınırlarda yine dizin dört parmak yukarısı ve kasımızın dört parmak aşağısı gibi söyleyebiliriz. Kolun simetri gibi de düşünebiliriz. Yine vücudumuzun dış yan yağlı olan bölümleri. Ön yüzleri kas olduğu için eğer kasa gelirse intramüsküler enjeksiyon riski olabilir. Kalçada yaptığımız yerde aslında üst kalçayı tamamen kullanabiliriz. Pantolon cep kapağımızın üstü gibi düşünebiliriz kalçada. Bu şekilde dört bölgemiz var. Şimdi az önce bir diyabetli yazdı. Onu da paylaşayım seninle hemen Ecem. Bize de sadece elinizi yumruk yapıp göbek deliğinize koyun, oraya yapın olarak iletildi diye yazdı. Aslında şimdi onu da netleştirmiş olduk. Yani tek nokta değil, daha göbeğin Daha tamamını geniş bir alan kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Evet. Evet, tamam. Peki. Ben Peki soruları çok takip edemeyebiliyorum. ben yönlendireceğim seni olabildiğince. Teşekkür ederim. Peki insülini uyguluyoruz. İnsülinin bir etki süresi yani emilimi var aslında. İnsülin emilimi bütün bölgelerden aynı mıdır? Örneğin kolundan yaptığında diyabetli kişi aynı etkiyi mi görür ya da göbeğinden yaptığında aynı etkiyi mi görür? Bu da çok önemli bir konu galiba, değil mi?
Kesinlikle çok önemli bir konu. İnsülin emilimi bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. En hızlı emilimin olduğu yer karın bölgesi. Daha sonra da karından sonra kol geliyor. En yavaş olduğu yerlerde bacak ve kalça. O yüzden de hatta biz hızlı etkili insülinleri, Humalog, Norepit gibi emilimin hızlı olduğu kol ve karından yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Uzun etkili insülinleri de Lantus'u örneğin emilimin yavaş olduğu bacak ve kalçadan daha çok kalçadan yapmayı tercih ediyoruz Lantus'u. Bunlara dikkat Şimdi böyle bir edersek soru daha iyi olur geldi. aslında. Şu anda böyle bir soru geldi. Ona da cevap vermiş olduk aynı zamanda. Lantus kalçadan, Humalog kol ve göbekten mi yapmalıyız diye. Evet, çok doğru. Bizim birkaç örneğimiz vardı bu şekilde. Çocuğun mesela yemekten sonra önce bir yükseklik oluyor, daha sonra düşüklük oluyor. Sonra biz bacaktan humalo yaptığını öğrendik aslında sorgulayınca. O yüzden yavaş emildiği için önce bir yükseklik, sonrasında etki sonradan geldiği için de bir düşüklük olabiliyor. O yüzden hangi insülini nereye yaptığımız da önemli bir detay aslında. Mulo, Az kol ve önce de karına. Lantus için Lantus'u koldan yapabilir miyiz gibi bir soru geldi. Onun da bir sakıncası yoktur herhalde ama tercihen kalça ve bacak öneriyor Kalça ve genelde bacaktan, özellikle hocalarımız da. kalçadan yapmamız daha iyi olur. Hem lantusun içeriği asidik olduğu için daha çok hissedebiliriz koldan yaptığımızda. Hem de klinik gözlemlere, diyabetli arkadaşımızın gözlemlerine dayanarak da koldan veya karından lantus yapıldığında bir pik etkisi olabildiğini söylüyorlar. O yüzden yapmamak iyi olur. Evet, daha doğru. Peki uygulama öncesinde ciltte bakacağımız bir durum var mı? Mesela diyelim ki seçimimi yaptım, koldan yapacağım ama kolun neresinden yapacağım? Ciltte bir şeye dikkat etmem gerekiyor mu? Deri yüzeyinde bir şeye bakmam lazım mı? O konuda ne düşünürsün? Evet, aslında parmak uçlarımızla masaj yapar gibi cildimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şişlik, lipohipertrofiler var mı? Belki dokunarak masaj yaptığımızı anlayabiliriz. Dışarıdan çok belli olmuyor olabilir. Aynı zamanda kızarıklık, morarma, çöküntü, şişlik var mı diye sağlıklı olan bölgelerden uygulamamız gerekiyor insülini. Lipohipertrofik olan bölgelerden yaparsak insülin emilmeyeceği için şekerlerimiz de yüksek gidebilir. Bunlara dikkat Seyredebilir. edebiliriz. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler olursa girebilirsiniz bu arada. Tabii. Bir soru geldi. Lantus'ta uyguladıktan sonra başta şişlik oluyor ama sonradan geçiyor diye. O belki dozun fazla olmasıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Bir de insülin tipi de yoğun olduğu için hızlı etkililere göre o yüzdendir diye düşündüm ben. Onun dışında peki uygulamayla ilgili örneğin yedek bölge bacaklar diye Şükrü Hocam oradan yazdı. Evet, yani bacakları olabildiğince son plana bırakmamız daha faydalı olacaktır. O yüzden kalça kullanımı Evet, çok da tercih etkili ettiğimiz olduğu bölge için kalçalar. evet özellikle onu vurguluyoruz. Çok önemli. Dağılımı ve etkisi de çok iyi görülüyor. Üstelik uygulaması da çok kolay. Kullanabiliriz. Peki pek çok kişi duymuştur. Hep aynı bölgeden yapılmasın diyoruz. Farklı bölgeler seçilsin diyoruz. Yani neden önemli rotasyon farklı farklı bölgelerden yapmak? Neden önemlidir? Bir de bunu yaparken dikkat edebileceğimiz bir teknik var mı? Ya da bunun bir yöntemi var mıdır Ecem? Hep aynı noktaları insülin yaptığımızda insülin birikiyor ve lipohipertrofi dediğimiz yağ dokusunun bozulması, insülinin deri altında birikmesi gibi bir komplikasyon oluşuyor. Lipohipertrofi olduğunda insülin iyi emilmiyor, yağ dokusu bozulmuş oluyor, hiperglisemiler görebiliyoruz. Rotasyon yapmamız bu yüzden çok önemli. Rotasyon yaparken aslında hem bölge değiştirmek, bütün bölgeleri kullanmak yani sadece hep kol karın değil, kol, karın, bacak, kalça bütün bölgeleri kullanmak. Ama bu bölgeleri değiştirirken aynı zamanda aynı bölge içinde de rotasyon yapmak önemli. Hep kol ve göbek diye değiştiriyor olabiliriz ama belki her kola yaptığımızda tam ortasından yapıyoruz. Hep bir önceki enjeksiyonun 1 santim uzağına yapmak iyi olur. O da yaklaşık bir parmak genişliğinde, bir parmak aşağısına, yukarısına yapmamız iyi olur. Enjeksiyon rotasyon kartlarımız var bizim. Belki bunlardan faydalanabiliriz. Böyle kolun dışıyan kısmına koyup böyle
delikler var. Günlerden neyse bugün o deliklerin içine yapmak gibi. Bunu aynı zamanda bacağın dış yankısına koyup da bir seçenek olarak kullanabiliriz. Karın içinde yine şöyle göbek deliğimizin olduğu yer buraya gelecek şekilde koyup deliklerin oraya bize yön göstermesi için ilk başlarda belki enjeksiyon rotasyon kartlarını kullanabiliriz. Ecem bir soru geldi. Önemli olduğunu düşündüm. 3 yaşında kızım tip 1 diyabetli. Kalça ve göbeğe ne zaman geçebilirim diyor. Bir uygulamada bir sakınca yok diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuya? Evet, yani değil mi? Yapabiliriz. Bunun bir yaş sınırı yok aslında. Evet, bu da önemli. Hemen geçebilirsiniz. Evet. Çocuklarda aslında bir bilinmezlik korkusu oluyor. O yüzden daha önce yapmadıkları bölgeyi bir süre yapmak istemiyorlar. Belki yan psikologlarımız da bu konuda yardımcı olurlar. Onlar hazır hissettiklerinde zamanla bütün bölgeleri kullanabiliyor hale gelmemiz iyi olur. Aslında başka sorularım da vardı ama çok fazla şeyle ilgili soru. Hangi bölgeyi yapmamızı tavsiye edersiniz diye bir şey var. İnsülin pompa setlerinde aslında insülin enjeksiyonu yaptığımız yerlere uyguluyoruz. Ekstra olarak bele de takabiliyoruz. Bel de kalçanın hemen üstü. Bu simitlerimizin yağlı bölgemizin olduğu yer olmuş oluyor. Rotasyon kartlarını aslında takipli olduğunuz bölümden temin edebilirseniz, buraya yolunuz düşerse biz de size veririz. Bizde de mevcut. Öyle bir soru geldi şimdi. Bence o da önemli. Hem de yüz yüze tanışmış oluruz. İyi olacaktır. Peki şeyle ilgili de çok soru geliyor Ecem. Morluklarla ilgili geldi soru. Birkaç kişi onu sordu. Onunla ilgili belki şöyle başlamamız da gerekebilir. Diyelim ki hani bütün uygulamalara rağmen yine de bir hani bizim bütün amacımız bir lipo hipertrofi olmasın, bir morluk olmasın, şişlik olmasın, dokuyu sağlam bırakalım. Bunu amaçlıyoruz ama diyelim ki her şeye rağmen oldu. Hani bunun için ne yapacağız? Bir de bunun yanında morluk aslında bizim tahmin ettiğimiz kadar ciddi bir şey midir ya da korkacağımız bir şey midir? O ikisini bir arada sorayım. Hem sorularımız da cevaplanmış olsun. Yani morluklar, şişlikler varsa yapmamız gereken aslında o bölgeyi bir süre kullanmamak, sağlıklı hale gelene kadar. Yapmamamız gerekenler de o bölgelere masaj uygulamak, sıcak uygulama yapmak. Çünkü bu şekilde davranmak beklenmedik hipoglisemilere sebep olabilir. Beklenmedik şeker düşüklüklerine. Senin eklemek istediğin bir şey olur mu? Evet, şu anda çok fazla masaj yapıldığında orada insülin biriktiğini biliyoruz ve o senin de söylediğin gibi sonradan hipoglisemilere neden olabiliyor. O yüzden tedavi amaçlı bunu uygulamak, çok fazla masaj yapmamak gerekiyor. Aslında dağılıyor, kalmıyor ama biraz uzun zaman alabiliyor. O yüzden o bölgeyi kullanmamak en doğrusu. Peki morluklarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bir hafif bir morarma olması endişe edeceğimiz bir şey midir? Bunlar aslında insülin enjeksiyonu için hani en basit sorunlar belki de. Endişelenecek hiçbir şey yok. Evet. Çünkü vücudumuzun kendi her yerinde kılcal damarlar var ve iğne girişi olduğunda onlarla ilgili ufak hemen iyileşebilir dağılmalar olabiliyor ama o cilde morluk olarak yansıyor. O yüzden endişe edecek onlarla ilgili bir durum yok. Onu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Biri lantusta neden yanma oluyor demiş. Arada bakmaya çalışıyorum da. Çiri yüksek olduğu için yanma. Daha fazla hissedebiliyoruz diğer insülinlere göre. O yüzden de koldan ve karından yapmamak, özellikle kalçaya yapmak iyi olur. Evet. Daha önemli. Bir de Alport'la ilgili bir soru görmüştüm. Evet, ben de not almıştım. Alport aslında bildiğimiz gibi bir insülin yapmak için araç ve insülin yapılan bölgelere uygulanıyor. Damar yolu gibi ince silikon bir kateter oluyor deri altında ve iğneyi onun üzerine batırıyoruz, iğne ucunu. Aslında tenimizde iğneyi hissetmemiş oluyoruz. O içerisindeki plastikten insülin emilmiş oluyor, aşağı akmış oluyor. Ama Alport takılıyken 3 gün boyunca aynı yerden insülin yapmış oluyoruz. Humalo'yu da Lantos'u da aynı yere yapmış oluyoruz. Halbuki biz diyoruz ki Humalo'yu kol ve karına yapmayı tercih edelim, Lantos'u kalçaya yapmayı tercih edelim gibi. Onlara dikkat edemiyoruz. Bazen tıkanmalar olabiliyor. Eğer içerisindeki plastik kateter yamulduysa insülin gitmiyor. Sonrasında hiperglisemi görüyoruz. O şekilde anlayabiliyoruz. Yani aslında
çok enjeksiyonu reddeden küçük çocuklarda kullanmak, alışmak için iyi olabilir. Ama hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu düşünerek o şekilde bir kar zarar hesabı yapmak iyi olabilir. İyi olabilir. Korku, enjeksiyon korkusu olanlarda alışma sürecinde belki değil mi iyi gelecektir. Evet. Onun için kullanılabilir. Evet, evet, faydalı olacaktır. Şöyle, o zaman aslında uygulamayla ilgili pek çok şey konuştuk, onu da yine devam edeceğiz. Peki, çok önemli noktalardan bir tanesi daha. İnsülini kullanıyoruz ve hep yanımızda olması gerekiyor. Acaba nasıl saklamalıyız? Isısı kaç olmalı? Evde yedek insülinlerimiz nerede durmalı? Yanımızda olduğunda örneğin onları nerede tutmalıyız? Bunları da sana soralım Ecem. Evet. Biz kullanılmayan insülinleri aslında son kullanma tarihlerine kadar buzdolabının kapağında 2-8 derece arasında saklayabiliriz. Açıldıktan sonra yine 2-8 derecede buzdolabının kapağında 3 ay saklayabiliriz. Ama açtıktan sonra biz insülinleri oda sıcaklığında 28 gün saklayabildiğimizi de bilmemiz iyi olur. Belki yazın sıcak havalarda çok oda ısısında saklamak etkinlik kaybına sebep olabilir. Çünkü 30-35 derece oluyor dışarısı. Oda sıcaklığının 24-27 derecenin üzerinde oluyor. O yüzden kışın hatta direkt cebimize atıp bile taşıyabiliyoruz insülinleri. Oda sıcaklığında 28 gün kullanabiliyoruz açtıktan sonra. Yedek olan insülinlerimizi 3 aylık eczaneden aldığımız insülinleri buzdolabının kapağında saklayabiliriz. İnsülinleri dondurmamak gerekiyor kesinlikle. 0 derecenin altında bozuluyor. Ve fazla 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan etkileniyor. Örneğin bu yüzden uzun yolculuklarda, seyahatlerde, uçakla yolculuk yapıyorsak el bagajını almamız iyi olur. Torpide gözüne, işte sıcak bölgelere, motorun olduğu bölgelere koymamak lazım seni. Evet, çok önemli. Birkaç soru geldi. Lantusu aylık olarak değiştirmeli miyiz diye. Aslında Ecem de ona cevap verdi. Oda ısısında eğer dışarıdaysak 4 hafta sonra bitmese de muhakkak atmak gerekiyor. Ona cevap vermiş olurum. Bir de taşırken yazın zorluk çekiyorum. Onun için pratik bir aparat var mı diye sormuşlar. Sanırım bunun içinde çantalar var değil mi? Kullanabilirler onları. Evet, eczanelerden. Diyabetik ürünlerin satıldığı yerlerden onları alabilirsiniz. Daha kolay olabilir. Glikagonla ilgili bir soru var. Onu da konuşacağız muhakkak. Sorular için onu da eklemiş olayım. Tekrardan. Evet, glikagon uygulamasını da göstereceğiz aslında. Göstereceğiz, evet. Evet, MyVivi diye bir aparat var yazmışlar biri. İnsülin kalemini içerisine koyuyoruz. O anki ısısını muhafaza ediyor. Doğru. Tamam. Peki, çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi Ecem, soğuk insülin yapılmasında bir sakınca var mı? Şimdi biz 4 hafta oda ısısında kalabilir diyoruz ama bazen şöyle tercih eden kişiler de olabiliyor. Hani ben evdeyken dolapta tutacağım, daha güvende hissediyorum diyorlar ama bunun bir zararı var mı ya da bir sakıncası var mıdır? Ne düşünürsünüz? Aslında son güncel kaynaklara göre önerilen insülin enjeksiyonu oda ısısında uygulamak, oda ısısında insülin yapmak. Soğuk insülin yapmak hem yakabiliyor hem de lipohipertrofi riskini artırabiliyor. O yüzden buzdolabında sakladığımız bir insülin ise yaklaşık bir 15-20 dakika önce çıkarmak, oda ısısında tutmak, sonra uygulamak iyi olacaktır. Daha güvenli. Evet. Peki. Peki, çok önemli konulardan bir tanesi iğne ucu. Kalemin ucuna taktığımız iğne ucu aslında her uygulamada çıkması gerekiyor ama üzerinde bırakabiliyoruz. Üzerinde bıraktığımız zaman ne oluyor, nasıl bir etki yaşayabiliyoruz? Diyabetli arkadaşlarımız alttan yazıyor, ben her zaman çıkarıyorum diye yorumlar geliyor. Ne düşünürsün bununla ilgili? Kalemin iğnesini üzerinde bıraktığımızda nasıl bir yaşarız? Ne olur? Bir yan etki oluşur mu? Evet, insülin enjeksiyonu için kullandığımız iğne uçları tek kullanımlık aslında. Uyguladıktan sonra onları atmamız gerekiyor. Plastik bir peçete biriktirebiliriz örneğin. Diyelim ki tekrar kullanacağız ve kalem iğnesinin üzerinde bıraktık. Hem insülin sızıntısı olabilir, hem hava kabarcıkları oluşabilir ve bu yüzden eksik dozda insülin uygulamamıza sebep olabilir. Bu da hiperglisemiler görmemize sebep olabilir yine. Aynı zamanda insülinin hava ile temasına sebep olacağı için bulaşıcı hastalık riskine sebep olabilir.
O yüzden iğne uçlarını kalemin üzerinde bırakmamak lazım. Çünkü sıcaklık etkisiyle genleşip hava kabarcıkları olup eksik doz insülin yapmamıza sebep olabilir. İğnelerin uçlarını tıkayabilir aynı zamanda. Yani o zaman içinde dozu tam veremeyebiliriz. Aslında sadece acı duygusuyla ya da hani her seferinde üzerinde kalabilir, sorun yok gibi düşünmek doğru değil. Aslında tedaviyi direkt etkileyen az insülin, insülin dozunu az almamıza neden olabilecek bir durum. O yüzden her uygulamada değiştirmemiz gerekiyor. Bu da önemli. Sen de bir taraftan sorulara bakıyorsun, görüyorum. Ben de sorularıma bakarken. Evet. Gül abla yazmış ki kesinlikle hani kanamalar önemli sorunlar değil. Bazen kılcal damarlara geldiğinde kanama olabiliyor. Hani bu da bizim engel olabileceğimiz bir şey değil. Dondu galiba. Evet. Evet. Bir dondu galiba. Devam ediyoruz. Güzel. Peki, iğne ucu üzerinden gidiyorduk Ecem. İğne ucu seçimi biliyorsun, pek farklı iğne uçları var. Yani dörtlük iğne ucu var, beşlik var, altılık var. İğne ucu seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Evet. Aslında son makalelerde 4 milimlik iğne ucunun herkes için yeterli olduğu kanıtlanmış. Ama bazen yağ dokusu fazla yetmeyebiliyor. 5 ve 6 milimlik iğne uçları da kullanabiliriz. Ama 6 milimden daha fazla iğne ucu kullanmaya gerek yoktur yazıyor güncel makalelerde. Adanın ve İspat'ın makalelerinde 6 milimin üzerinde iğne ucu kullanmaya gerek yok diye yazıyor. O zaman altın çok üzerinde... Çok uzun iğne uçları kullanmamıza gerek yok. Gerek yok. Bir faydası da yok çok fazla uzun olmasın. Airport kullanmak zararlı mıdır diye bir soru da geldi. Az önce konuşmuştuk onunla. Biraz önce cevaplamıştık. Evet. Dezavantajları, avantajları var. Lantusu her gün aynı saatte yapmak şu yüzden önemli. Çünkü uzun etkili insülin 24 saat etkili. Ama 9'daydı yapmayı unuttuk. 10'da da yapsak bir sıkıntı olmaz. Olmaz. Önemli olan yapmak. Yoksa bir sonraki gün bütün gün açlıklarımız yüksek gidebilir. Enjeksiyonla ilgili birkaç soru daha soracağım Ecem. Onların hepsini netledim diye. Mesela kalemi ilk taktığımızda havasını çıkarmamız gerekiyor mu? Ya da her uygulamada mı yapmalıyız bunu? Bu önemli bir durum mu? Ne yapmamız lazım? O konuda ne düşünürsün? Kesinlikle her uygulamadan önce insülin kaleminin havasını çıkarmamız lazım. Belki hava kabarcıkları göremiyor olabiliriz kaleme baktığımızda ama bazen iğne uçları tıkalı oluyor. Aynı zamanda ucundan bir iki damla geldiğini gördüğümüzde iğnenin çalışıp çalışmadığını, açık olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Belki insülin yaptık sanıyoruz ama yapmadık. O yüzden her seferinde önce bir ya da iki üniteye ayarlayıp ucundan bir damla aktığını görmek iyi olur. Bu arada zayıf bir çocuk için iğne ucu 4 milimlik. Yeterli olacaktır. Olması yeterli. Bir soru gelmiş. Evet. Lantus'la ilgili iki defa uygulayabiliyoruz. Sorularımız önerebiliyor onu. Bir problem yok. Onu da iletelim. Evet. Bir de derinin temizlenmesiyle ilgili örneğin alkol kullanımı evde ya da alkol pet kullanımı silinmesi cilde aslında daha çok zarar veriyor değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet ne aslında dersin? Yine son yayınlarda söylenen alkolle dezenfeksiyona gerek yok insülin enjeksiyonundan önce. Aslında insülin enjeksiyonundan önce cildin temiz ve kuru olması tek başına yeterli. Tam aksine alkolle sildiğimiz zaman cilt daha da çok kuruduğu için o bölgeye de hasar veriyor oluyoruz. O yüzden ekstra bir temizliğe gerek yok. Yayınımız kaydedilecek, evet. Peki deri kıvrımı yapmak, bu konuda ne dersin Ecem? İnsülin enjeksiyonundan önce deriyi hafif elimizle kıvırmalı mıyız, öyle mi uygulamalıyız? Yoksa buna gerek yok mu? Bu konuda da pek çok konuşma geçiyor. Evet, aslında söylenen şey 4 milimlik insülin enjeksiyonlarıyla yapıyorsak deri kıvrımına gerek olmadığı. Ancak çok zayıf çocuklarda belki yağ dokusu çok azsa hafif deri kıvrımı yapabiliriz. Ama onu da daha geniş bir şekilde alıp özellikle hani 3 parmak tekniğiyle baş parmak, işaret ve orta parmak geniş bir açıda şu şekilde deri kıvrımı yapılabilir. Yalnız çok küçük yaptığımızda sıkıştırıp çimdik gibi yaptığımızda basınç etkisiyle insülinin bir kısmı geri çıkabilir. Yağ dokusu çok azsa, çok zayıfsa, çok küçük çocuklarda deri kıvrımı olabilir.
Ya da daha uzun iğne ucukları kullanıyorsak deri kırımı yapabiliriz. 6 milimlik iğne ucu kullanıyorsak örneğin. Hı-hı. Ama yine makalelerde belirtilen 4 milimlik iğne ucuyla deri kırımı yapılmasına gerek yok. 90 derecelik bir açıyla uygulayabiliriz. Uygulanabilir. Peki uygulamamızda aslında biz subkutan bölgeleri kullanıyoruz. Yani deri altını kullanıyoruz ama diyelim ki hı-hı, kasa geldi. Yanlış yere yaptık. Ne olur kasa geldiğinde? Evet. Kastan yaklaşık 2 kat daha hızlı etki ediyor insülinler. O yüzden kasa enjeksiyon yaptığımızda daha hızlı insülin emilip hipoglisemiye sebep olabilir. Bu yüzden hı-hı, yağ dokularına yapıyoruz insülinleri. Hı-hı. Peki. Senin bu arada başka söyleyeceğim şey var mı? Biraz soru bu. Arka arkaya soru sordum sana. Var mı? Sorulara da bakıyorum bir taraftan. Evet, ben de bir yandan sorulara bakıyorum. İnsülin yapma zamanları ile ilgili konuşabiliriz aslında. Hı hı. Peki. Her zaman... Evet. Aslında şöyle, insülinin yapma zamanları ile ilgili mesela... Yemekten önce mi yapmalıyız, sonra mı yapmalıyız? Hani bununla ilgili ne düşünüyorsun insülini? Ya da kan şekeri sonucumuza göre insülini daha yemekten önce mi, sonra mı yapacağımıza karar verebilir miyiz? Evet. Bu çok önemli bir soru aslında. İnsülinler, homolog, norepit gibi hızlı etkili insülinler yaklaşık 10-15 dakikada etki gösteriyorlar. Biz de her zaman insülinle yemeklerin eşleşmesini istiyoruz aslında. Bu yüzden şekerimiz 108-198 gibi ya da 100-200 gibi bir aralıktaysa yaklaşık 10-15 dakika önce yapmak iyi olur. Tam insülin de 10-15 dakikada etki ediyor. Hı hı. Biz de 10-15 dakika önce yaparsak insülinle yemek tam eşleşmiş oluyorlar. Ama 190-270 aralığındaysa daha yüksek bir şeker, yemekten önceki kan şekerimiz bu aralıklardaysa o zaman bir 15-20 dakika önce yapabiliriz. Yüksek birazcık daha düşsün, öyle yiyelim gibi düşünüyoruz. Eğer 72-108 aralığındaysa, biraz daha 100'ün altında düşük bir değerdeyse o zaman bir 5-10 dakika önce yapabiliriz. Çünkü zaten düşük, daha bir 15-20 dakika beklersek daha da düşer yoksa diye daha düşünüyoruz. Daha da düşebilir. Eğer hipoglisemideysek, evet, 70'in altındaysa da öncelikle hipoglisemi hı-hı, tedavisini yapıyoruz. Küp şeker ya da meyve suyu. Daha sonra 15 dakika sonra ölçtük, yükseldi. İnsülinimizi yapıp yemek yiyoruz. Yani her zaman insülini yemekten önce yapıyoruz. Yemeğin sonunda yapmıyoruz. Yoksa önce yediğimiz yemek etkisiyle yükseliyor, insülin etkisi arkadan geliyor. Buluşamıyorlar aslında. Hı hı. Bir araya gelemiyor. O yüzden o şekilde yapmamız evet, gerekiyor. Hı-hı. Aslında bölgeleri konuşurken bir soru daha soracaktım. O aklıma geldi. Bence önemli de, bununla ilgili çok soruyla da karşılaşıyoruz. Onu hemen sorayım sana. Yemek yiyecek, diyabetli. Ama sonrasında da futbol oynayacak ya da park egzersiz yapacak. Yüzecek ya da, öyle düşünelim. Mesela böyle bir aktivitesi olacaksa bölge seçimine dikkat etmek gerekir mi? Yani koldan yapmak, bacaktan yapmak, bu durumda değiştirmemiz gerekir mi? Neye dikkat etmeliyiz? Ne dersin? Evet, örneğin insülin yaptık, yemek yedik, hemen bisiklet sürmeye çıkacaksak bacaktan yapmamayı tercih edebiliriz. Ya da voleybol oynayacağız. Kollarımızı çok kullandığımız bir şey yapacağız. O zaman koldan yapmamaya dikkat edebiliriz. Çünkü o bölgeyi aktif olarak kullandığı için insülin emilimini hızlandırabilir. Daha hızlı düşüşler görebiliriz. Hipoglisemiyi önlemek için buna da dikkat edebiliriz. Duşla ilgili sorular gelmiş. Yine sıcaklık artışı insülin emilimini hızlandırabileceği için insülin yaptıktan 1-2 saat sonra duşa girmek iyi olabilir. Evet, bu da önemli. Pompa setlerini çıkardığımızda evet, Bepantol'ün şeyini kullanabiliyorlar. Yara iyileştirici merhemini, çay ağacı yağı, kantaron yağı sürüyorlar. İyi geldiğini söylüyor ailelerin gözlemleri. Tamam. Evet. Ek dozla ilgili bir soru gelmiş de bir önceki insülinden en az 2 saat geçmiş olması gerekiyor ek doz yapmamız için. Çünkü etkisi hala devam ediyor oluyor. O zaman 2 insülin dozu aslında üst üste binecek değil mi? Öyle onda ve etkisi daha da fazla olacak. O da hipoglisemiye neden olabilir. Evet, hızlı etkili insülinlerde homolog, norepit gibi
bir önceki insülin üzerinden 2 saat geçtiyse ve 150'nin üzerindeyse ek doz yapabiliriz. Evet, yapabiliriz. Bu arada sanırım 10 dakikamız kaldı. Bu arada glikogen uygulamasından da bahsetsek iyi olur. Ben de onunla ilgili de sorular gelebilir. Evet Ecem, şimdi ben de saati kontrol ettim. Glikagon uygulamasını da göstereceğimiz için acaba ona mı geçsek diye. Aslında genel olarak çok güzel ve faydalı bilgiler aldık senden. Çok teşekkür ederiz. Belki tekrar insülin uygulamasının ne kadar önemli olduğunu da vurgulayalım. Yani biz diyabetliler olarak insülini biraz daha alışarak yaptığımız için her gün uyguladığımızda çok daha hızlı ve bazen daha önemsizce yapabiliyoruz. Biliyoruz, dikkat etmemiz lazım, konuşmuş olalım hep bir arada. Aslında çok önemli çünkü uygulama tekniğinde yaptığımız bir hata, doğru olduğunu düşündüğümüz ve yaptığımız bir yanlış tedaviyi, kan şekeri regülasyonunu ve hemoglobin A1c'yi ciddi oranda etkileyebilir. O yüzden ara ara belki bu bilgilerimizi de güncellememiz gerekiyor ve bu konuya çok önemlimiz gerekiyor. Onu söyleyelim ve sonrasında da o zaman senden glikagon uygulamasını görelim. Onunla ilgili de birkaç soru geldi. Glikagonu yanımızda hep taşıyalım mı? Nasıl taşıyalım gibi sorular geldi. Onlara da belki senden cevap alabiliriz. Teşekkür ederim. Öncelikle ne zaman glikagon yapmalıyız? Ondan bahsedeyim aslında. Glikagon, pankreasımız aslında iki hormon salgılıyor. İnsülin, glikagon. Bunlar denge halindeler. O yüzden insülin kullanan her diyabetinin evinde bir glikagon bulunması da çok önemli. Biz şekerimiz 70'in altına düştüğünde aslında 10 kiloya 3 gram basit şeker denk gelecek şekilde küp şeker veya meyve suyu veriyoruz hızlıca yükselmesi için. Ancak tekrarlayan basit şeker uygulamalarına rağmen bir türlü kan şekerimizi yükseltemiyorsak, 70'in üzerine çıkartamıyorsak ya da bilinç kaybı, baygınlık gibi bir durum varsa bu durumda zorla meyve suyu veya küp şeker veremeyiz böyle bir durumda. Yani bu şekilde ağır hipoglisemilerde glikagon uygulamamız gerekiyor. Glikagon bu şekilde bir kit aslında. İçerisinde bir flakon var, bir de enjektör. Flakonun içerisinde bir toz var. Enjektörün içerisinde de sıvı. Şöyle çıkardım. Aslında şöyle turuncu bir kapağı vardı flakonun üzerinde. Kapağı açtık. Daha sonra iğnenin ucunu açtım. Batırıyorum flakonun üzerine. Sıvıyı enjekte ediyorum. Şöyle hafifçe döndürerek yapabiliriz. Yani önemli olan aslında erimesi içerisindeki tozun. Tamamı eridikten sonra karışmış olan ilacımızı geri çekiyoruz. Aslında glikagon uygulamayı diyabetinin yakınlarının öğrenmesi önemli. Hangi durumlarda bir tane bulması iyi olur ve bir kişiye öğretmek iyi olur. Bir daha yakın hissettiğimiz öğretmenimize ya da hemşire varsa okul hemşiresi uygulayabilir. Uzun yolculuklara giderken yanımızda bulundurmamız iyi olur. Tatile gidiyoruz, uzun bir yolculuk yapacağız ama günlük hayatta her gün çantamızı glikagon taşımamıza gerek yok. Küp şekerli meyve suyu bulundurmak yeterli olur. Aslında küp şekerle düzeltebileceğimiz bir hipoglisemi varsa değil mi? Önceliği ona vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Küp şeker ya da meyve suyu. Evet. Ne zaman ki ağızdan bir şey alamayacak durumdaysak, baygınlık, bilinç kaybı gibi bir durum var ya da artık çok yorulduk, tekrarlayan basit şeker uygulamalarına rağmen bir türlü yükseltemiyoruz. O zaman glikagon uygulayabiliriz. Karıştırdığımız glikagonumuzu enjektörümüze çektik. Şimdi hava kabarcıkları varsa şöyle tırnağımızla vurup, ittirip pistonu, ucundan bir iki damla geldiğini görüp uygulayabiliriz. Bu 20 kilonun altında olan çocuklar için yarısı, 20 kilonun üzerinde olan çocuklar için tamamı ya da 5 yaşın altında yarısı, 5 yaşın üzerinde tamamı şeklinde uygulanabilir. Burada 1/2 ve 1 diye yazan çizgileri var. Siyah pistonun üzerinde kalan kısım ne kadar olduğunu gösteriyor bize. Gösteriyor, evet. Uygulamak için önerilen bölge aslında prospektüsünde yazan subkutanda, intramüskülerde yani yağ dokusuna da kas içine de uygulanabilir. Ama kastan iki kat daha hızlı etki ettiğini belirtmiştik. Bu da acil durumlarda uygulayabileceğimiz bir glikagon öyle bir ilaç olduğu için kas içine yapmamız iyi olur. Özellikle önerilen bölge
Bacağın ön yüzü elimizde de hissedebiliyoruz zaten. Alan da daha geniş bacağın ortasında. Bacağımızın ön yüzüne yine 9 derecelik dik bir açıyla batırıp insülin diyorum, glikogonu enjekte edip daha sonrasında çekiyoruz. Bunda insülindeki gibi 10'a kadar sayma gibi bir durum yok. Acil durum iğnemiz olduğu için. Bunun olabilecek tek yan etkisi mide bulantısı, kusma. O yüzden böyle ağrı bu glisemilerde soğukkanlı olmaya çalışıp uygulayabilmek çok önemli. Evet. Hani biz bile yapsak çok pasta yedik, midemiz bulanıyor, kusacağız gibi oluruz. O yüzden ağrı bu glisemilerde bunu uygulamak. Uyguladıktan sonra da başı yan çevirmek iyi olabilir. Mide bulantısı, kusma olabileceği için kusarsak akciğerlerimize kaçmasın diye. Evet. Şimdi birkaç kişi şey yazmış, hoşuma gitti. Dondum mu galiba? Evet, düzeldi. Aslında bizde var, bulunuyor ama hiç kullanmayı... ama yine de bulunduralım her ihtimale karşılık. Muhakkak donuyorum galiba ama geldi mi? Evet, çoğunlukla aileler söylüyorlar. Hani biz 10 yılda diyabetliyiz ama hiç kullanmadık buraya kadar diye. Genelde tarihleri geçiyor, yenisi yazdırılıyor. Bu arada yurt dışında, Türkiye'de henüz yok ama nazal glikogon çıktı. Burun içinden uygulanıyor. Evet. Burun spreyi gibi. İsmi de Baximi. O da yine 10-15 dakika içerisinde hızlıca şeker yükseltiyor. Evet. Dolapta duruyor. Olan kontrol edebiliriz son kullanma tarihini. Son kullanma tarihi geçtiğinde Ecem'in de söylediği gibi yenisini alıp koyabiliriz. Tamamdır. Son kullanma tarihine kadar buzdolabının kapağında saklayabiliriz. Evet. Ecem, çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ederim. Bence çok güzel konular hakkında konuştuk. Hepimizin bilgileri yenilenmiş oldu. Bunları uygulamalarımıza da yansıtacağız umarım. Daha iyi şeker düzeyleri için. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için hepinize teşekkürler. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.